varsa şimdi nereden bahsedeceğim? Sigara içmeye falan demeyeceğim. Bana kalsa, yani ben eğer bu ülkede başbakan, cumhurbaşkanı olsam, her Türk vatandaşının yılda bir hafta görevinden, işinden alınıp önce bir akciğer hastalıkları bölümüne götürülüp bir gün süreyle çalışmasını şart koşarım. Daha sonra onu alırım, gasilhanede görevlendiririm. Her Türk vatandaşı yılda en az bir ceset yıkayacak. Çünkü bütün insanlar ölümsüz. Sigara içerken ölürsün. Hayır, bana bir şey olmaz. Arabayı hızlı kullanma, ölürsün. Bana bir şey olmaz. Bu aynı Kuzuların Sessizliği filmine benziyor. Kuzular ağılda duruyorlar. Aralarından birer tane kesiyorsun ama onlar bunun farkında değil. Siz de ölenleri görmüyorsunuz. Bir görseniz neler olduğunu eminim içmezsiniz. Teşhis de ben koydum. Bugün beni aradı. Akciğerinde leke varmış. Yani akciğer filmi getirdi. Akciğer kanseri. O gün sigarayı bıraktı. Ama o şimdi yok. Ve ölene kadar yaşadıklarını biz buradan herhangi birinize yapsak beni en az 24 yıl hapiste cezalandırırlar. Ve ağır hapis olur bu. Bunun 24 yılını 12 yılında hücrede geçiririm. Ona neler yaptık? Önce onu herhangi bir anestezi, bunlar anestezi yapılmadan oluyor mu arkadaşlar? Onu bilin yani. Uyutmuyorlar. Önce onu bir sandalyeye oturttuk. Herhangi böyle bir sandalyeye. Burun deliklerinden ve gırtlağından içeri üç yollu ve ucunda keskin bıçaklı kancalar olan demir çubuklarla girdik. Solunum sisteminden, gırtlağından aşağı doğru indik ve akciğerinden et parçaları koparttık. Bunu niye yaptık? Oradaki tümörün cinsini öğrenmek için yaptık. Yaptık da ne oldu? İyi huylu mu, kötü huylu mu? Tabii kötü huylu çıktı. Akciğerde iyi huylu tümör çıktı. Ben hiç görmedim 26 yıllık meslek hayatımda. Sonra ona ne yaptık? Kemoterapi uyguladık. Kemoterapilere bir takım zehirler verdik tümör öldürmek için. Kemoterapi uygulandıktan bir hafta sonra banyodan çığlıklarla çıktı. Çünkü saçına su döktüğünde kafasındaki saç bir avuç olarak pat önüne düşmüştü. Yüzündeki korkuyu görmeliydiniz. Ama tabii sigara içenler hiç akciğer kanseri tedavi olurken kafasındaki saçlar avuç avuç dökülen ve dehşetle aynaya bakıp bu ben miyim diyen insan görmediğiniz için bunu bilmiyorsun. Bana bir şey olmaz. Olma. Hakikaten bir şey olmuyor. Ölüyorsunuz. İki şey olmuyor. Bir şey oluyor hakikaten. Ölüyorsunuz. Tümör olduğu yerde duran bir şey değil tabii. Zavallının akciğerinden kemiğine sıçradı. Ve bu o kadar büyük bir ağrı verdi ki o insana deseniz ki 10 saniye ağrısız geçecek, evinin anahtarını verir size. Ağrıyı tedavi edemedik. Buradaki tümörleşmeyi durdurmak için ne yaptık? Radyasyon verdik. Radyasyonla ne yaptık? Oradaki kemikteki tümörü yakmaya çalıştık. Tabii bunu yakarken eti yakıyorsun, kasları yakıyorsun, kemiği yakıyorsun. Bu sefer bunun oluşturduğu ağrılardan acı çekmeye başladı. Ve sonunda bir gece nefes alamayarak öldü. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Diğer hastalar gibi. Yani bu bir işkence. Ama bu işkencenin nasıl çekildiğini her vatandaşa göstermek gerekiyor. Sigara akciğer kanseri yapıyor. Bunu da herkes biliyor. Akciğer kanseri de daha başka acılar da çektirterek ölür. Beyin tümörü yapar, beyinde dayanılmaz ağrılar yapar, ölürsün. Mesane kanseri yapıyor akciğer kanseri dışında sigara. Niye yapıyor? Şimdi sigaranın içinde zehirler var. Bunlar bir taraftan atılacak. Atılırken işte tüplükte falan çözünüyor. Suyla beraber aşağı iniyor. İdrar kesesi şöyle bir kese zaten. Armut gibi. Armut biçiminde. Onun içine birikiyor. Ama belli miktarda idrar atıyorsunuz sürekli ve geride kalan miktar var. Bu içindeki zararlı maddeler sizin mesanenizin duvarında harabiyete yol açıyor durduğu sürece. Vücudunu bir onarıyor. İki onarıyor, üç onarıyor, dördüncü de beyin bana ne ya diyor, artık olmaz diyor, bu iyileşmiyor diyor ve onarmayı kesiyor. Vücudun kendisinin de umudunu yitirdiği yerler var. Ve orada kanser oluşuyor. Siz kanser olduğunuzu nasıl öğreniyorsunuz? Bir gün tuvaletten iç çamaşırınız yerde çığlık çığlığa çıkıyorsunuz. Yani kan çıkıyor orada. Tabii bundan mutlu olup oh ne güzel diyecek insan yoktur. Zaten yaşadığınız acıyla olduğunuz yere düşüyorsunuz. Ve de sizi doktora götürüyorlar. Doktor diyor ki bu mesane kanseri belirtisi.
Bu da benim bir ay önce bir arkadaşımın başına gelen bir olay. Bunun teşhisini yapmak için ne yapıyoruz? O küçücük idrar yolunun içine yine bu parmağım kalınlığında ve ucunda keskin bıçaklı kancalar bulunan bir çubuk sokarak mesanenize girip içeriden et parçası koparıyoruz. Bunu yaparken de sizi uyutmuyoruz. Uyutursak olmaz, oraya girmez çünkü. Bunu size yapıyoruz. Tümörün cinsini öğreniyoruz. Ve sizi ameliyat ediyoruz. Bir süre ucunuzda işte idrar yolu ucunda torbalarla falan geziyorsunuz. Dayanılmaz acılar çekiyorsunuz. Ardından iyileştikten sonra bu işten kurtuldum zannetmeyin. Önce ayda bir, sonra iki ayda bir, üç ayda bir, altı ayda bir, yılda bir yine o demir kancalı çubuğu oradan içeri sokup içeriden et parçası koparmaya devam ediyoruz. Niye? Acaba yeniden hortladı mı? Ve siz eğer ki Allah lütfeder de kurtulursanız hayatınız boyunca bazen akciğer kanserinden çünkü ameliyatla kurtulmak mümkün oluyor. Akciğerin yarısını alıyorsunuz. Yine benim çok sigara içen yıllarca uyardığım bana bir şey olmaz diyen bir oyuncakçı arkadaşım var Beşiktaş'ta. Onun başına geldiği gibi o Allah'ın şanslı kullarından biri de akciğerin birini aldılar. Yaşıyor şimdi. Ama koşamıyor. O başka ama yaşıyor. Her öksürükte Azrail'i görüyorsunuz. Her öhüde işte ölümle karşılaşıyorsunuz. Sizin için hayatta hiçbir korku filmi korkutucu olmuyor. Kontrakola ama ne komik film diye seyrediyorsunuz. Niye? Çünkü siz her gün ölüm filmi seyrediyorsunuz. Her 6 ayda bir akciğer filmi çektirdiğinizde o film çekip de oradan sonuç çıkıp doktor bakana kadar ömrünüzü 10 katını kaybediyorsunuz korkudan. O bunu yaşayanlardan ya da öbür türlü idrar yaparken en ufak bir yanma olsa enfeksiyonda da yanma olur. Acaba yeniden mi kanser oldum? Ölecek miyim? Ölmek bir şey değil de hanginiz çocuğunu mesela ben oğlumun büyüdüğünü, okula gittiğini, üniversiteyi bitirdiğini, evlendiğini görmek isterim. İçinizde ben çocukların büyüdüğünü, evlendiğini, okula gittiğini, torunlarımı görmek istemiyorum. Bir an önce ölmek istiyorum diyen var mı? Yok. Peki içinizde bu acıları yaşamak isteyen var mı? Yana idrar yolundan içeri demir çubuk soksunlar da mesaneden et parçası koparsınlar, burnundan demir çubuk soksunlar da akciğerinden parça koparsınlar diyen var mı? Yok. Peki ölürken eşim, öz annem, kardeşim bile kokudan yanıma yaklaşmak istemesin, benden tiksinerek ama mecbur olduğundan gelsin de ağzından burnundan çıkan sıvıları silsin isteyen var mı? Yok. Peki eve şey getirsinler. Gırtlak kanserinin belirtilen biri ses kısıklığı giderseniz gırtlağınıza yara oluşmuştur. Zavallı gırtlağın üzerindeki o zavallı tüylerin görevi işte Doktor Turgut Bey'in dediği gibi akciğere giden tozları atmaktır. Ama siz ne yapıyorsunuz? Sigara içiyorsunuz. Hatta içerken daha keyifli olsun diye yanına da çay, kahve falan alıyorsunuz. Oh ne kadar güzel. O gırtlakta yapışıyor. Oradaki katranla da zifle de iyice yapışkan hale geliyor. Ve orada yaralar oluşuyor. Gırtlak kanseri oluyorsunuz. Biz ne yapıyoruz? Gırtlağa uyuyoruz. İnsanlar görürsünüz işte Bond'da delikli filmde gördüğünüz gibi özel boyunlukları vardır. O insanların zaman zaman yakınları boynundan o deliklerin içeri küçük hortumlar sokup içindeki o pis ve inanılmaz dehşet gibi kokan, dehşetli kötü kokan sıvıları çekerler. Aksi halde kokudan o adamın yanına yaklaşamazsın. Ceset gibi kokar. İşte tüm bunları yaşamak isteyeniz var mı? Yok. Bu can size Allah'ın emaneti değil mi? İçinizde arkadaş ben emanete hıyanet etmekten zevk alırım. Bana telefonla versen parçalanmış alırsın diyen var mı? Yok. Peki o zaman yani ben size şunu versem siz emanete hıyanet olmasın diye bana karşı ayıp olmasın diye buna gözünüzü bakarken yüce yaradanın size vermiş olduğu bir hediye bu hayat ve bu hayatı sürdürmeniz için size vermiş olduğu gırtlak, akciğer, mesane ve vücudunuzdaki bu güzelim çalışan organları niye onun yasakladığı şeylerle alıp da zehirleyip iş görmez hale getirip kendinize acı çektiriyorsunuz? Allah size ahirette sormayacak mı? Kulum ben sana bu canı yaşayasın, şu hizmetleri yapasın, bu akciğerleri soluk alasın diye verdim. Sen neden bu cana bu eziyetleri yaptın da benim sana soluk al diye verdim akciğere bu zifti, katranı ve de fare zehirini attın diye sormayacak mı? Ben sana akıl verdim, niye kullanmadın demeyecek mi? Şimdi de bu ilginç inanç tarafı var. Ama hepsinden öte son bir şey söyleyeceğim, ondan sonra başka bir şey söylemeyeceğim. Sigaranın içinde arkadaşlar bir şey daha var ki
O da bu klozet temizlene maddesi. Hanginiz evde eşiniz klozeti temizlerken hanım ya çok canım çekti, şuralarda bir de ben bir fırça çekeyim diyorsunuz. Ağzınız klozet mi? Onu niye çekiyorsunuz? Tütün denilen şey büyük alanlarda, büyük boş alanlarda kurutularak ve balyalanarak depolanır. Buralarda tabii ki fare de bulunur. Böcekler de bulunur. Hamam böcekleri çok sever. Çünkü tütüne diğer böcekler gelmez. Enayi mi onlar?